Tekrar merhaba sevgili izleyenler, söz bizim devam ediyor. İlk bölümde psikiyatrist Agah Aydın'la son dönemde üst üste gelen intihar vakaları üzerinden bunların hem politik hem ekonomik nedenlerini, toplumdaki yer alış biçimlerini konuştuk. Detaylı ve farklı bir tartışma oldu. Bu bölümde de bir konuğumuz daha var. Önce onu tanıtayım size. Avukat Sedef Erken, hoş geldiniz. Hoş. Aynı zamanda İstanbul Otizm Gönülleri Derneği'nin yönetim kurulu başkanısınız ve zaten çok aktif bir şekilde hem sosyal medyada hem medyada bu konuyla ilgili hem bir anne olarak hem de bir otizm gönüllüsü olarak da yaşanan sorunları dile getiriyorsunuz. Tabii bizim de bunu gündeme getirmemizin bir nedeni geçen hafta yaşanan bu Aksaray'daki okulda velilerin otizmli çocukları yuhlamasıydı. Bu aman ne korkunç bir şey diye konuşuldu vesaire. Ama eğitimdeki bu ayrımcılık meselesi anladığımız kadarıyla çok büyük bir sorun. Çünkü başka örnekler de geldi peşi sıra. Şimdi istiyorsanız şundan başlayalım. Aileler otizmle karşılaşınca, çünkü otizm de aslında çok yanlış biliniyor. Belki bir tanımını yaparak giriş yapmak da fayda var. Ondan sonra da aileler neler yaşıyor? Bununla ilgili birazcık konuşalım ki buna göre işte eğitimde alınabilecek önlemler nedir, o tarafa da geçebilelim. Tabii, nasıl isterseniz. Şimdi o olayda o il çok suçlandı. Ben buna çok üzüldüm. Çok sevdiğim bir yer, sevdiğim bir bölge, yaşamış olduğum bir yer. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü oraya has bir sorun değil bu. Ve aslında orada yaşanan şey bir başlangıç da değil, bir son. Yani onun geri planı var. Biz sadece bu konuyu dile getirmekle yetinmeyip birebir 10 yıldır ben ailelere gönüllü hem hukuki danışmanlık yapıyorum hem de diğer konularda bir aradayız, el eleyiz. El eleyiz. Zaten ben de bir otizmli ailesiyim. Dolayısıyla aynı şeyleri yaşıyoruz. Ben de yaşadım benzer şeyler. Orada şu var, ilk bakmamız gereken şey. Bir tabela vardı. Otistik çocuklar, çocukların sınıfları gibi. Bunu ancak orada otizmli çocuklar yuhalandıktan sonra fark ettik bizler. Ya da biz farkındayız bunların ama dile getiriyoruz. Toplum fark etti. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı da ancak o tabelanın varlığından böyle haberdar oldu. Bu çok önemli bir sorun bence. Evet. O tabelayı oraya o şekilde koyduktan sonra bu sorunun çıkacağını çok net bir şekilde bilmek lazım bir kere. Ne yapmak lazım? Peki o araya bir giriş yapayım. Özel çocuklar mı demek lazım ya da hiçbir şey denemek? ABCDE sınıfları demek yeterli. Evet, her zaman olduğu gibi bütün sınıfların. Yani sınıfında hangi çocukların olduğunu parmağınızla göz, işte bunlar otistik diye bir çocuğu, bir kere bir çocuğu öyle bir tabelanın altından geçirerek, yani bu çocuklar görüyor, duyuyor, konuşamayabilir, kendini ifade edemeyebilir ama bu neyi ne kadar algıladığına dair tek ölçü değildir bir insanın. Dolayısıyla otizmli çocukların aslında algılama sorunu olmadığı gibi üstelik aşırı algılama hali vardır. Örneğin benim oğlum, biz Beşiktaş civarında oturuyoruz. Taksim'den oradaki ilk yardım hastanesi civarından yola çıkan bir ambulansı ben hiçbir şekilde duymazken onun sirenini duyup evin içinde kulaklarını kapatıp diye bir ses çıkararak o şeyi, sesi dengeleyerek buna tepki vermeye başladığında ben oğlum ne var diyorum. Sonra birkaç dakika sonra sireni duymaya başlıyorum. Şimdi bakın, o sesi... Bu normalde herhangi bir insana baktığınızda bir acayip, bir garip çocuk diye görünebilir. Geri alalım, biraz daha ilk çağlara gelelim. Bir ormanda yaşıyoruz üçümüz. Ben otizmliyim ve bir şekilde kendimizi korumamız gerekiyor. Ben eğer bir filin ayak seslerini sizden çok daha önce duyabiliyorsam ya da ne o hortumun ince tiz sesini ve ne yöne kaçmamız gerektiğini size ben ifade edebiliyorsam diye. Ben acaba kabilenin reisi siz mi olabilirsiniz, ben mi olabilirim? Ben otizmliyim ve ben olabilirim bence. Evet. Ha. Dolayısıyla şimdi otizmi nasıl tanımladığınıza bakmak için işte o fili neresinden tuttuğunuza bağlı.
demin hocamın söylediği çok doğru bir şey var. Bir var olma biçimi olarak bakmak lazım her şeye. Ve siz ona, o varlığa nereden bakıyorsanız, o benliğe nereden bakıyorsanız siz onu oradan tanımlayabilirsiniz. Gerisine bakma kabiliyetiniz bile yoktur. Siz o bakma engeliniz vardır. Onu anlamanız mümkün değil. Belli bir çizgiyi geçme. Ama siz bu şeyin içerisinde normal olarak etiketlenmiş olduğunuz için grupsunuz. Evet, kendinizi. Yani 6 milyar insan antidepresanlarla ayaktayken bir tek ona anormal muamelesi yapılır. Siz de o geri kalan insanların için evet evet ben normalim deyip kendinizi güvende hissetmeye çalışırsınız. O bir ihtiyacınızdır çünkü ve onu karşılıyordur. Yani bende değil, sorun sende ya da onda diyebilmek. Teknik olarak tanımlayabilirsiniz. Yani ben şimdi burada işte otizm, nörobilim, bilişsel bir bozukluk falan diye çok öyle anlatsam. Hayır hocam, o ayrı, onun uzmanlık alanı ama bizim alanın sivil toplumdaki profesyoneller de bunu böyle anlatıyor. Ben öyle değil. Demek ki hiç sen dokunmuyorsun otizmli çocuğa. Bir yerden bir tanım ezberlemişsin. Oradan anlatıp duruyorsun. Çünkü SMS'te para toplaman lazım. Yani şimdi bu böyle anlatılamaz. Ben çocuğumun doğru kapasitesini bir anlamaya ve onu değerlendirip ona hayatta o varlığını ifade edebileceği alanı açmaya çalışıyorum anne olarak. Çünkü ben görüyorum ve anlıyorum. Ben o çocuk doğduğunda, oğlum doğduğunda kucağıma aldığımda zaten var olduğu şekilde benim için mükemmeldi. Hala da öyle. Hani bu şey değil, anne olarak onu mükemmel görüyorum değil. Evet, her insan kendi bütünsel varlığıyla özgündür ve mükemmeldir yani bence. Ama sonra otizmli dendikten sonra anne ile çocuk arasına bir mesafe konmuş oluyor ve anne bu mesafeden dolayı da çok ağır psikolojik ne dersek sorunlar yaşıyor. Yani bazen bilmiyorum onları şey de oluyor, sözünüzü de kesiyorum ama genellikle tanı da geç konabiliyor. Bazı vakalarda, yani yanlışsam lütfen düzeltin, bazı durumlarda daha çocukken çok anlaşılabilir bir takım şeyler, farklılıklar gösterebiliyorlar. Ama benim bildiğim kadarıyla pek çok durumda da çok daha ileriki yaşlarda buna dair bir tanı konuyor. Ama ondan sonra ne oluyor tabii, bir de o işin o kısmı var. Hocam bir şeyler söylemek ister misiniz? Çünkü yetişkin otizmler Türkiye'de hiç bilinmeyen bir alan. Evet. Yani sizin söylediklerinize bir iki cümle ekleyebilirim. Lütfen. Hani burada bunu bir hastalık gibi değil, farklılık gibi ele almak gerekiyor. Yani işte profesyoneller, hani ben ve meslektaşlarım da bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani bir sistem olmadığında bireysel çabalarda aileleri perişan ediyor. Okula gidiyor, okuldaki götür buna doktor şey yapsın, tanı koysun diyor. Ama İlaç doktor, versin diyor doktorun, direkt. Doktorun ne yapacağını bilmiyorum. Ne yapacağız ki biz? Tanı koyduk, ne olacak? Koyduk, tamam. Sen şimdi o okulda ona göre hayatı düzenlemen gerekiyor. Yani bu tedavi değil, uyumu sağlayacak bir çevre düzenlemesini gerektiren bir durum. Yani şöyle düşünün, iki bacağınız yok, tekerlekli sandalye kullanıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Yaya geçidinde onların tekerlekli sandalyesinin geçeceği yerler yapıyoruz. Bunu da öyle düşünmek gerekiyor, orayı düzenlemek gerekiyor. Mesela şizofreni hastalığı kentlerde, köylere göre daha gürültülü ve daha zor geçiyor. Ömrü kısaltıyor. Neden? Köylerde bütün köylü o insana göre hayatı düzenli. O gelir, istediği eve girer, ağırlanır vesaire. Dolayısıyla o stresel şeye de daha az maruz kalır. Bunu da böyle düşünmek gerekiyor. Yani burada doktora gönderdim, sizin çocuğunuz düzelmedi. Ya ne düzelecek? Bozuk değildi ki. Bunun yapısı bu. Bu böyle yaşıyor gibi. Ama burada mevzu sadece, ben konuyu çok dağıtmayayım, bir iki cümle ekleyeyim. Burada sadece mevzu otizmle ilgili değil, yapıyla ilgili. Yani bu... İlk bölümde konuştuklarımız. Evet, biraz, evet. Bu kadın meselesine kadar gider. Böldüğünüz zaman bu bölme her yerde gelecek. Irkçılık tekçiliğe götürür. Herkesi kendinize benzetmeye çalışırsınız. Otistikler, şizofrenler bize benzemek zorunda değiller. Yani biz referans değiliz. Ama nedense hepimiz beyaz erkeğe benzemek zorunda değiliz. Evet, oraya götürüyor. Evet. Yani bunu bu haliyle ele almak lazım. Bu münferit bir olay değil. Tekrarlamaya devam edecek. İstediğiniz polisiye tedbiri alın. Çünkü bölme ve inkar zorunludur parçalanmış toplumlarda. Biz parçalanmış bir toplumuz. Bütün travmalarımızı unutmaya çalışıyoruz.
Unutamayız. Nasıl gelir? Böyle gelir işte. Suriyelileri protesto ederiz. Ya Toy Bayram'la çağırdık adamları, kadınları. Evet. Hani kardeşimizdi bunlar? Evet. Şimdi iş vermeyin. Ne? İşte bakın her yerde geliyor. Sadece otizmle ilgili değil, her yerde karşımıza çıkıyor. Evet. Bir şey daha var bununla ilgili söylemek isteyeceğim, hocama eklemek isteyeceğim bir şey. O da şu, otizmle eğitimde ayrımcılık, işte şurada yapıldı, vah cahiller, işte şunlar bunlar, böyle bir, benim çocuğumu otizmli olduğu için özel ana sınıfına almayan, yani özel okulun ana sınıfına almayan, kapısında koskoca Atatürk şeyi olan Nişantaşı'nın göbeğinde, orada ışıklarda, önce insan yetiştiriyoruz diye sloganları olan okuldu ve ben o okula bir buçuk ay boyunca yazdığım yazıları, araştırmaları, bu konudaki sistemleri, yani onlara o çocuğu neden oraya kaynaştırma sistemiyle almaları gerekti, yasal metinleri götürüp adeta yalvardım, yapmayın bunu, çünkü bakın bunun sizin buradaki çocuklarınıza da büyük zararı var ve çok uzun süre okulun ismini telaffuz etmek istemedim. Çok baskı yaptı insanlar bana, o kampanya büyüdü. Dedim ki orada okuyan çocuklara yazık, fakat gerçekten yazık. Yani söylersem onlar da bu suçlanmanın içine dahil olacaklar. Çünkü o çocuklara büyük bir kötülük yapılıyor. Nedir? Bu çocuklar bu ayrımcılığın farkında bile değiller. Kendilerini bir grubun içinde zannediyorlar. Aslında bir grubun içinde değiller. Bir seçilmiş... Yani belli bir şeyde kıstasla seçilmiş. Hepsi aynı boy, aynı renk olmak üzere. Ve Erasmus'la üniversitede ne zamanki yurt dışına gidiyorlar, hepsi kültür şoku yaşıyor. Bir bakıyorlar her renk var, her çeşit var, her kültür var, her işte cinsel, ya bu toplumsal... En iyi, Türkiye'nin en iyi okullarında sosyoekonomik statüden bağımsız olarak, iyi okul olarak her yerde yaşanabildiğini, yaşandığını söylüyorsunuz. Tabii her yerde yaşandığını yok, söylemiyorum. Çok yaşanıyor. Bu elitist ve aslında bütün çocuklarımız mümkünse o meşhur gazlı içeceğin CEO'su olsun kafasıyla yetiştirilen okullarda asıl bunun olduğunu söylüyorum. Çünkü ben küçük bir köyde de bir okula gittim. Acaba değiştirmem mi gerekir bu yaklaşımı? Bari küçük bir yere mi gidelim? Oradaki müdür bana dedi ki Sedef Hanım, olur mu? Tabii ki alacağız. Zorluklarımız olabilir. Siz de bize yardımcı olursunuz dedi. Bakın bu bir köydeki devlet okulu. Yani gidip ikisini yan yana bir fotoğrafta koysanız hangisinde ayrımcılık vardır diye, ön yargıyla muhtemelen burada cahiller falan diyecek bir toplum olmuşuz. Bu konudaki bilgilerimiz de çok yanlış, sezgilerimiz de çok yanlış, yargılarımız da çok yanlış. Yani Sayın Hocam'ın demin söylediği şey, yani hep kendini doğru, başkasını yanlış zannetmek. Tabii ki hepimizin bence yanlışları var. Şimdi ben yakıştıramıyorum. Yani bu ülkede belli imkanların üzerine çıkmış... işte belli kişilere önderim işte izindeyiz demiş, okullarda okumuş, iyi durumda, hiçbir aslında baktığınız zaman sosyoekonomik sorunu olmayan insanların bunu görüp farkında olup hiçbir şey yapmamasına, yani diğer insanların, inanamıyorum yani. Neye bağlıyorsunuz bunu? Yani neyle? Yani ihtirasa bağlıyorum. Yani hayata dair bir... ideal çocuk, ideal okul vesaire. Evet, yani olmaması. Buna bağlıyorum. Bu çocuğuyla kendini ifade etme. Yani belli bir... Son zamanlarda iyice şey oldu. Şöyle bakın, tabii. Belli bir dozda bu çok insani bir şey. Yani hepimizin çocuğu var ve hepimiz tabii ki, yani çocuğa bakıp ben hayattaki başarımı bir kısmını görmek isteyebilirim anne olarak. Bunda kötü bir şey yok. Bir noktaya kadar her şey zehir, her şey ilaç. Dozu önemli. Yani bir şey bütünüyle yok edemezsiniz insan bünyesinden. Bana şimdi çocuğunun başarısına hiç mutlu olma, bir adım daha atabildiği zaman ondan gurur duyma deseniz başaramam. Çünkü psikolojik olarak buna ihtiyacım vardır. Yani anneliğin zaten çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir iki tane şeyi var, havucu var, o da bunlardan bir tanesi. Ama bunu başka bir çocuğun hayatını zedeleyecek kadar büyük bir ihtirasa dönüştürüp başka hiçbir yerde var olamayıp neredeyse buradan hareket ediyor olmak her konuda, ben görüyorum ya,
yani veli WhatsApp gruplarını biz en son bir yıl önce biliyorsunuz oğlumuzu okuldan almaya karar verdik. Kendi dernekteki arkadaşlarım bile bana tepki gösterdiler. Böyle bir şey olur. Dedim ki ben hayır. Yani artık bu yapılmayacaksa 10 senedir uğraşıyorum. Ben yoruldum. Ben hep güçlü olmak durumunda değilim. Hep ben bununla uğraşmak durumunda değilim. Yani benim hayatta başka adımlar da atabilmeliyim kendim için. Ya da çocuğumun eğitimi. Bu kadar da büyük bir zorluk değil. Bana versinler ben kendim eğitim. Almak istiyorum dedim. Ve o noktada biz Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la görüştüğümüzde o da bana aynı şeyi söyledi. Siz doz aşımına girmişsiniz. Şöyle bir klasörle gittim. Binlerce ailenin hikayesi var içinde ve bütün çözümler var. Şeyler yani bakanlıkta öyle bir dosya yok otizme dair. Girdim çünkü işini yapması gerekenler yapmıyor. Vermeyin bu insanların ay başında maaşını. Yani çalışanla çalışmayanı bir ayırın ki biz çalışmak zorunda kalmayalım onların yerine. Yani aslında okul bunu yapmalı. Okullar, sivil toplum. Ya bu çok basit. Biz dernek olarak geçen yıl Özel Okullar Derneği'ne bir ihtarname çektik. Dedik ki bakın böyle böyle vakalar var. Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitmek durumunda kaldım bu konuyla ilgili. 5 yıl uğraştım. Hala o okula bir tane otizmli çocuk alınmıyor. Hafif, orta falan değil. Asla kapısından giremez. Sokmuyorlar çünkü. Sistematik bir ayrımcılık uyguluyorlar. İhtarnameyi çektik. Gelen cevabı görseniz inanamazsınız gözlerinize. Yani hayatta hem suçlu hem güçlü diye bir tanım varsa evet güçlü olunca suçunu örtebiliyorsun. Diyor ki efendim olur mu canım falan. Tabii ki falan yasal olarak. Siz diyor kim almıyorsa gidin ona söyleyin. Arkadaş sen sivil toplum çocuk yapıyorsun, dernek olarak bir araya gelmişsin. Sadece onların çıkarları için mi çalışıyorsun? Ben şimdi mesela bir öğretmenin de haklarını eğer savunmuyorsan, biz gittik geçen sene özel eğitimcilerin atanması için bizzat Milli Eğitim'le görüştük. Şimdi ben öğretmen benim oğlumla ilgilenmiyor diye sadece şikayet mi etmeliyim yoksa gidip öğretmenin de hakkıyla ilgili bir şeyler mi yapmalıyım? Tabii ki ikincisi doğru. Evet. Şimdi o yüzden yani bu ayrımcılık meselesi belki de tam tersi en dipten değil de kendini en yukarıda sananlardan başlamalı. Benim kişisel deneyimim böyle. Bu nasıl mümkün olur bilmiyoruz tabii. Belki sizin biz söylemek biliyoruz. İstediğiniz bir yani şey vardır. Biz hoşgörülü bir toplumuz. Hoşgörülü öyle miyiz gerçekten? Vazgeçmemiz gerekiyor. Kimler kime hoşgörü gösterir? Sen kimsin bana hoşgörü gösteriyorsun? Yani benim zaten eğitim hakkım. Var olmak hakkım. Önce bu hoşgörülü olmaktan bir vazgeçmemiz gerekiyor. Hoşgörülü olmaktan vazgeçersek oradaki iktidar ilişkileri değişir. Yani sen oradaki... Ama hoşgörü bir erdem olarak... İşte bu erdemden bir vazgeçsek iyi olur. Yani bu iktidara... Başka erdemlere belki odaklanabiliriz. Yani oradaki biriyle empati kurmak demek, senin yerinde ben olsam şöyle yapardım gibi zalim, narsistik bir tutum değildir. Onun yerinde o olarak ancak empati kurabilirsin. Yani imkansızdan bahsediyorum. Bakın şimdi otistik bir otizm olan ya da özel gereksinimi olan hatta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve benzeri sorunları olan bir çocuğun ebeveyni ya da bakıcısı olmak çok zor bir şey. Düşünsenize herkes kimsenin kimsenin yerine kendisini koymasın. Kendi yerine kendisini koyup ya ben olmazsam bu çocuğa bakar diye bir 24 saat kim bakar diye bir geçirsin. Eğer ortada sosyal devlet yoksa, eğer ben gidince ne kadar zor bir şey dikkat ederseniz. O duygu durumdayken yani rüzgar esse tokat atarsınız. Kolay değil dayanmak buna. Yani bu dediğim gibi hani böyle basit filan ele alınabilecek bir şey değil. Yani burada daha durumu kavrayamıyoruz. Ya sen kimseye hoşgörü göstermiyorsun, kimseye de yardım etmiyorsun. Hakkı olana hak ettiği eğitimi vereceksin. Eğitim bir haktır yani. Herkes için bir haktır. Ben senin saçma sapan sınavlarını kazanmak durumunda değilim. Eğitim orada o çocuğun gereksinimleri ve ihtiyaçlarına göre öğrenmek istediklerini öğreneceği yerdir. Yani senin bana not verdiğin bir yer değil ki. Bunu kavrayamadıktan sonra. Yani hoşgörülüyüz ya. Şöyle ne kadar büyük bir zulüm dikkat ederseniz hoşgörü. Hocam şöyle şeyler duydum ben mesela bu sorunları yaşadığım noktadan itibaren tartıştığımda mesela bir konuda bambaşka bir konuda tartıştığım insanın beni buradan vurmaya. Sen zaten düzgün bir insan olsa otistik bir çocuk doğurmazdın bile duydum. Ya da
sen zaten oğlunu sevmiyorsunu bile duydum. Yani çok acayip bir nokta ve biz şöyle yaşıyoruz aslında. Geçenlerde ben bir doktor randevusu almak için işte bu sisteme girdim. Orada e-nabızda şey var. Eğer siz böyle bir aniden işte bir şey yaşarsanız ve bir yerde siz ne bileyim ambulans bilincinizi kaybederseniz girebileceğiniz notlar var. Ben de oraya şunu yazdım. Dedim ki işte benim 13 yaşında otizmli bir oğlum var. Eğer bilincimi kaybedersem onun o anda yanımda olup olmadığını değilse güvende olup olmadığını lütfen şu 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 numaraları arayıp kontrol edin. İşte bir de şuyum var buyum var işte onları yazdım falan. Sonra da kardeşime dedim ki bak böyle bir şey var sizin numaralarınızı yazdım. Hani nereden aklına geldi dedi bunu yapmak. Dedim ki hiç aklımdan çıkmıyor ki benim. Yani biz 24 saat bazen uykumuzda bile bence zaten uykumuzda mutlaka çünkü bilinç dışında hep var bu korkular asıl hep bilinç dışında evet. Duruyor. Gece de onları proses ediyoruz. Dolayısıyla bununla uyuyoruz, bununla uyanıyoruz. Üstüne bütün bunları yaşıyoruz. Benden sonra ne olacak? Evet. Peki siz pek çok aileyle de temas halindesiniz. Onların sorunları yaşadıklarını da biliyorsunuz. Özellikle yoksul kesim, yani otizmli bir çocuğa sahip olup bunu ne yapacağını bilemeyip ya da nasıl karşılıyor, nasıl yaşıyorlar? Çok ağır şartlar yaşıyorlar. Nedir? Yani çok ağır yaşıyorlar. Benim zaten bu kadar Türkiye'de sivil toplumculuk çok 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 zor yani gerçekten çok çok zor. Çok çok çok, 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 çok zor. Evet. Yani bir şey yapmak istiyorsanız. Yoksa işte Kanarya Sevenler Cemiyeti'ne gidelim iki kağıt piş bir iki falan onlar kolay. Ama gerçekten bir iş yapmak istiyorsanız ve ortaya sonuç çıkarmak istiyorsanız sahada. Yani işte o hani kampanyalar, reklamlar, markalar, kişisel kariyerlerden bahsetmiyorum. Gerçekten yani intihar edeceğim ben gece 11'de beni arayıp Sedef Hanım lütfen devlete söyleyin bana da çocuğuma da ötenazi yapsın. Ya da Sedef Hanım ben çocuğumu da kendimde bir kamyonun altına atacağım. Sedef Hanım ben köprüye ben bunları 10 yıldır bu sonra annelerin elini bırakamadığım için sivil toplum bırakamıyorum. Ve en son tövbe ettiğimde 3-3,5 yıl önce biri bana dedi ki bir gece konuda bir anne var yatalak anneanne. Demir parmaklıkların arkasında ancak bakılan çok ağır otizmli bir çocuk ve bir gece kondu ve okuma yazma bilmeyen bir anne. Ben tövbemi bozmak zorunda kalıp önce 2 yıl bireysel olarak o annenin, çünkü anne diyor ki ben artık ölmek istiyorum. Ertesi gün bir daha söylüyor, ertesi gün bir daha söylüyor bana. Ve çocuk da zaten sürekli vücudundaki sodyum bitiyor. Ben oraya başvuruyorum olmuyor, oraya başvuruyorum olmuyor bireysel olarak yani. İşte şu, o kamu kurumuna bilmem ne. Aa öyle mi tamam diyorlar. Birilerini gönderiyorlar. Onlar bir rapor tutuyor. Geri dönüyor. O raporu koyuyor dosyanın içine. Ve ben gözlerime inanamıyorum. Diyorum ki bir kadın gerçekten burada intihar etmek üzere ve kimsenin umurunda değil bu ülkede. Nasıl yaşayabilirim ki zaten ben? Ben uyuyamamaya başladım. Alo Ayfer falan diye 2 yıl böyle geçti. Ondan sonra dedim ki yok bu olmayacak. Ben tek başıma bunun altından kalkamayacağım. Bir yola çıkayım. Bir tüzük yazayım. Bir dernek ismi koyayım, bir başlayayım, bir yola çıkayım. İkinci kişi gelirse devam ederim. Gelmezse bakarız ne yapayım deyip yola çıktım. İkinci kişi geldi. Sağ olsun arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım hep beraber çalışıyoruz. Bütün bunları hep birlikte yapıyoruz el ele. Devamı geldi. Biz kurduk ve Sinan'ı 3,5 ay önce oradan çıkarttık. Bütün bu çabaları ve küçücük paralar bir araya. Çocuklar harçlıklarından gönderdi. Biz öyle büyük kampanyalar AB fonlarıyla falan değil. Yani bu kadar büyük yapılar varken Türkiye'de bazı alanları kapsamış diyeyim. Yani başka kelimeler kullanabilirim ama. Biz ve bu kadar büyük fondu bilmem şunlar bunlar varken o çocukla ve anneyle ancak biz ilgilenelim. Niye? Tek bir sebebi var. Çünkü ben arkadaş oldum o insanla. Biz sahadayız, el eleyiz. Onlarla temas ediyor değiliz. Birlikte yaşıyoruz. Yani ben bizzat o ailelerin zaten içinde yaşıyorum. Ben de o ailelerden biriyim. Farklı mahallelerde oturuyor olabiliriz. Farklı niteliklerimiz olabilir. Hiçbir önemi yok. Bir nokta geldiğinde sadece bir otizmli çocuğun annesi ya da babasıyız. Biz orada birleşiyoruz. Evet. Agah Bey siz bu ailelerle ilgili bir şey eklemek ister misiniz yaşanan sorunlarla yani ilgili? Çok Sedef Hanım tabii bu konuda çok
geniş bir birikimi var. Hani rol çalmayayım. Ama sadece şunu söyleyebilirim çözümle ilgili, benim gördüğüm kısımla ilgili. Hani bu bir hak. Kimsenin kimseye hoşgörü ya da böyle bir iyilik yaptığı falan bir durum değil. Önce zihniyetin değişmesi lazım. Bir insanın en çirkin yeri zihnidir. Zihin bozuk olunca onu toparlamak zor oluyor. Yani nasıl baktığınız önemli. Pratik düşüncemi de söyleyeyim. Hani Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu tür bir öneriyi dikkate alacağını düşünüyorum. Ben değil, muhtemelen başkaları da önermiştir. Bu bir haksa ve okullar bir kamu hizmeti yapıyorsa, biz o okullardan mezun olanlara avukatlık, doktorluk yaptırıyorsak artık orası bir pastane değil yani. Bir bakkal değil. Kurallara uymak zorunda. O kural ne olmalı? Yani veliler okul müdürlerinin ve şeylerin peşinde koşmamalı. Nasıl çözeceğiz? Basit çözüm bakın. Eğer özel okul açmışsanız, özel gereksinimi olan ya da engelli adına ne diyorsak, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, şu bu, otizm vesaire, en az öğrencisinin %10'u bunlardan oluşmak zorunda. Eğer değilse ruhsatını iptal etmeniz lazım. Bakın çözmek istediğinizde bu kadar basit. Bir yasa maddesiyle çözüleceğini iddia ediyorum. Bu kadar ben. Basit. Eğer bir kamu okuluysa bu, devlet okuluysa, o zaman da o müdürün görevine son verilmesi lazım. Bizim kapılarımızı çalıp raporlu çocuğunuz var mı yoksa okulumuz kapanıyor diye peşimizde koşmaları gerekiyor. Kamu görevi hizmetle olur diyoruz ya. Bakın ne kadar kolay çözdük. Hiç, bütün sorun biter o zaman. Biz de o çocuğu söylüyoruz. Kaybetmemek için de hani hizmeti verdiğiniz kişiye sormanız lazım. Ne bileyim, siz ders anlatıyorsunuz, hocasınız. Ne yapacaksınız? Onu satın alan, onu ondan faydalanan öğrencilere isimlerini kapatarak soracaksınız. Bu eğitimden ne aldınız, ne istiyorsunuz? Eğer yok diyorsa bir yıl sonra o profesörün işine son vermeniz gerekir. Hizmeti ben satın alıyorum. Değil mi? Evet. Paradan bahsetmiyorum yani. Alıyorum. Alma anlamında söylüyorum. Burada da hizmeti kim alacak? Hakkı olan kişiler alıyor. Otistik çocuklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar. Diğerleri de almış olacak hocam. %10, %90'a orada olmakla onlar da bir hizmet etmiş olacak. Çünkü bizim çocuklarımız diğer çocuklara, diğer çocukların korkularını indiriyor, biliyor musunuz? Yani bu çocuklar o kadar korkuyor ki. Ben bu kadar korku nerede üretiliyor bilmiyorum. Geçen gün bir programda yine söyledim. Dediler ki işte sizin çocuklar bizimkilere sevgi öğretiyor. Lütfen dedim çocuğuma artık böyle görevler vermeyin. Kendi çocuğunuza sevgiyi kendiniz öğretin. 7-8 yaşına kadar sizin sevgiyi veremediğiniz, öğretemediğiniz bir çocuğa otizmli çocuklar mı öğretecek sevgiyi? Biz Ahmet evet, kendiniz bir de böyle evde bir öğretin. Şirinleştirme, yani, sürekli bir pazarlamak zorundayız sanki biz, evet. Çocuklarımızı. İyilerdir, tanısanız seversiniz. Böyle bir görevi yok benim oğlumun. Herkes kendi sevgisini lütfen kendi öğrensin. Ancak o çocukların o kültür şoku dediğim hani üniversitede yaşamaması için orada olmaları bence, yani bütün çocukların orada olmaları. Bir sürü mazeret var. Herkes öbürünün işaret ediyor. O ne o değil efendim. Sen bayağı burada serumu takılı ya da ilacı hiçbir kasını oynatamayan çocuklar bugün işte bizi kıskanan bir sürü ülkede gayet güzel her gün okula gidip geliyorlar. Çok basit. Orada nasıl yapılmış bakacaksın. Nasıl yapılmış? Kanun yapmış. Evet bizde de var. Hazır yani. Şu dediğiniz en fazla yönetmeliğe yani eklenecek bir madde. Uygulama. Kanun yani, ediyorsunuz. Dil dökülecek kanun, bir konu değil. Kanun. Mecbur yapmak zorunda. Zaten yani. Öyle. O şu oradaki öğrenciyi hoş tutacak ki yüzünün altına düşmesin. Düştüğü an kapatınca. Bakın ben 2011'de açmışım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davayı. Daha geçen hafta gönüllü olarak başka bir annenin davasını burada Anayasa Mahkemesi'nde açtım. Şu anda göreceğiz bakalım nasıl sonuçlanacak. Ben takip ediyorum. Başka annelerin de başka. Ilgili mi? Yani okula evet, almamayla ilgili. Devlet okulu bu sefer. Devlet 6 okulu. Ayda evde oturmuş çocuk. Kayıtlı olduğu okula alınmıyor devlet okulu olarak. Yani düşünün atipik otizmli bir çocuk ayrıca da. Ve bakalım nasıl sonuçlanacak onu da göreceğiz. Bugün çıkıp yani Milli Eğitim Bakanlığı dese ki arkadaşlar hangi okullar uygulamadı? Bizde hemen listesi var. Biz hemen verebiliriz. Yüzlerce, binlerce başvuru var benim elimde 10 yıldır birikmiş. Hemen oralara gidip baksalar Sayın Hocam dediği gibi. Niye almadınız siz arkadaş? Buna yani benim 2011'de dava ettiğim okula bile siz bugüne kadar gidip bir soruşturma açıldı. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın benim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davamda verdiği cevap dilekçesi ne ben ne diyor? Yani çok büyük utanç duyarsınız. Beni suçluyor yani neredeyse. Çünkü o okul da beni suçlamıştı. Annenin hırsı yüzünden bize geliniyor. Yani
Hayır efendim, annenin hırsı yüzünden gelinmiyor. Annenin etrafında iki tane devlet okulu vardı, onlara da gitti, onlar da almadılar. Annenin etrafında başka özel okullar da vardı, almadılar. Anne çocuğuyla mı ilgilensin, iş çalışıp para kazanıp devlete vergi mi ödesin? Zaten boşanmak üzere kendiyle mi uğraşsın, yoksa sizle mi? 13'ünü birden dava edemedi, eve en yakın okul sizdiniz, en çok size ısrar etmişti. O yüzden sizi dava etti ve devlet o okulun savunmasını yaptı bana AİHM'de savunma olarak. Yani ben ona rağmen hala bu ülkede yaşıyorsam, çalışıyorsam, gidip hala muhatap alıyorsam vatandaş olarak, hala bu toplum için çalışıyorsam, hem ülkemi çok sevdiğim için tabii ki, hem bu topluma çok inandığım için, yani kumaşına, zekasına, birçok şeyine çok inandığım için. Her şeye rağmen diyorsunuz. Tabii her şeye rağmen, başka türlü zaten herkes inanabilir. Yani inanmak için her şeye rağmen inanmak lazım. Çünkü çocukluğumdan beri böyle bir inancım var, çok şükür hala devam ediyor. Dolayısıyla ben bunların değişip düzelebileceğine inanıyorum. Yeter ki yetkili ve gerçekten görevli olan insanlar görevini yapsın. Yani sürekli toplumu bir araya getirip birbirine kışkırtmaya çalışmasınlar. Bakın Aksaray'da yapan bunu devletin oradaki memurudur. Yani otizmli çocuklarla diğer çocukların velilerini muhtarla bir olup birbirlerine kırdırmak, böyle bir şey olabilir mi? Bu sadece birini açığa alarak olur mu? Siz bunun dibine bakmanız lazım. Bugün böyle bir müdür orada bunu yaptı. Orada sorun yok, müdürü olacak mı atarak, mesela? Müdürü yok ederek bu sorunu çözemezsiniz. Dibinde ne var bunun? Niye bu oldu ve nasıl önlerim diğer yerlerde? Buna bakan oldu mu? Beni ilgilendiren bu kısım. Ben müdüre bir hıncım bir şeyim yok ki. Yapmış bir hata, cezasını görüyor. Gerisi ne önlem alındı yani? Bu sadece özel gereksinimli çocuklarla ilgili değil. Pek çok okul, evet, okul başarısı düştüğünde çocuğu kesinlikle okuldan atıyor. Ya da ben kesinlikle şunu da duyuyorum. Çünkü bakın, zayıf olana hiç şans tanımıyor. Ekonomik olarak, pardon lafınızı lütfen unutmayın. Burada konuklarım olmuş. Yine sivil toplum görünümlüsü eğitimde mücadele veren arkadaşlar. Onlar da mesela devlet okullarında ekonomi üzerinden, yani sosyoekonomik statü üzerinden müthiş bir ayrımcılık olduğunu, mesela bağış toplanıyor. Hı hı. Bağış vermeyen çocukların dışlandığını, öteki taraf, öteki aileler tarafından bunu atın dendiğini, ağır ayrımcılığa uğradığını, yani fakir olduğu için. Bana bakın, ilkokul ikinci sınıfta biraz hareketleri ve sorunları neden biliyorum. Çünkü anne baba o döneme ayrılmıştı, bir çocuğu şiddet görme falan filan. Veliler dediler ki, efendim siz avukatsınız, bu çocuğu nasıl attırırız bu sınıfta? Ben dedim ki arkadaşlar, direkt ağır cezada yargılatalım, ben avukatım. Yani attırmakla kalmayalım dedim. İnanamıyorum size, nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Ve attılar biliyor musunuz o çocuğu okulla birleşip. Yani bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Yani yani gerçekten biraz artık kendimize gelebilir miyiz? Yani gerçekten bilmiyorum. Agah Bey'in sözünü kestim oradan. Yok, sadece bu söylediğimin pozitif ayrımcılık olmadığını vurgulayacaktım. Bu pozitif, evet, ayrımcılık değil. Bu bir hak. Yani eğer genel nüfus içerisinde özel gereksinimli ya da özel ilgi gerektiren sorunları olan çocukların oranı diyelim ki %10'sa, senin okulunda niye %10 değil diye hesabını sormak lazım. Yani özel okul açmak vergiden yırtmak için yapılan bir iş değildir. Bir kamu hizmetidir. Dolayısıyla bu kamu hizmetini yapmayanın da okulunu kapatırsınız ve sorun olmaz. Yani alan, sosyal yaşam kendi kendini düzenler. Böyle çok zorlanacak bir şey yok mu? Yasayı uygulayacaksınız. Yani %10'u tamamlayamayan, atıyorum rakamı, devlet okulunun müdürü değişecek, bu kadar. Yani onlar yalvaracak. Yani ben bağış yapayım, ne olur çocuğunuzu bana getirin. Biz daha iyi okuluz diyecekler. Bu madem serbest piyasa diyoruz ya. Bu harcandığı da çok enteresan biliyor musunuz? Ya okul aile birlikleri, ben bakıyorum yani okul aile birlikleri nasıl yönetiliyor, kim kimle ne ilişkide, o gelen para nereye gidiyor, onun hesabını kim tutuyor, o servis ücretleri nereye gidiyor, o kantin gelirleri nereye gidiyor. Az buz değil benim yani bildiğim bazı okullarda 500 bin lirayla 1 milyon arasında bütçelerden bahsediyoruz. Evet. 150 bin okul var bu ülkede, bir hesaplayın dönen parayı. Tabii büyük para, ama burada şunu da söylemek gerekiyor. Bunu yapmak zorunda kalan okul yöneticileri, neticede bunun önemli bir kısmı da hani olumsuzluklar ve yolsuzluklar da olabilir. Hı. Ama önemli bir kısmı okulun giderlerini karşılıyor. Tabii, kamu tabii. Okulunun, evet, ama giderleri neden velilerden alınıyor?
Evet. Yani bu evet. Bu müdür ısınma. Neden bunu yapmak zorunda kalıyor? Aslında bunu, verilerden bunu alınmıyor. Bakın kantin, servis ve bazı tabii. gelirler var. O gelirlerden alınıyor. Ama o zaman da ne oluyor? Gidip sıra alıyor. Ekstra evet falan. Yani velilerden de toplanıyor. Tabii. Aidat adı altında toplanıyor. Bağış adı altında kayıt toplanıyor. Parası. Benden de istiyor kayıt parası. Fakat şu oluyor, kantine gidiyorsunuz, kantinin geliri yüksek olmak durumunda ya bu durumda. Yani yakacağı da ödemek için ya da işte fotokopi kağıdı parası ödemek için. Bu sefer kantinin karlılığı üzerinden dönen bir mesele. Yani çocuğun sağlıklı gıda, şimdi yani sağlıklı gıda mı yemesi lazım yoksa kantinin kar etmesi mi lazım? Yani bunların nasıl olacak? Normalde ne cevabın ne olduğunu biliyoruz. Çok az vaktimiz kaldı. Belki son olarak şundan da bahsedebiliriz. Özel çocuklar için bir imza kampanyası var. Siz onu sosyal medyada duyuruyorsunuz. Belki ondan biraz bahsedelim. Çünkü bu meselede pek çok meselede olduğu gibi otizm konusunda da evet işte sosyal medyada konuşulması, tartışılması aslında bir yandan da insanların işte farkındalık deniyor ya farkındalık farkındalık yetmiyor tabii ki tek başına ama en azından biraz bir şeyleri öğrenip farklı belki düşünmelerine de sebep oluyor. Ben o davayı açtığımda Türkiye'de Change.org yoktu henüz. Ve dava dilekçesini verip ofise döndüğümde araştırmıştım. Dünyada vardı çünkü biliyorum böyle şeyler. Change.org'u bulmuştum yurt dışındaki merkez şeyinden. Hadi bir açayım bir deneyeyim bakalım ne olur diye açmıştım. Ben sanatçılarla çalışıyorum profesyonel olarak, avukat olarak. Dolayısıyla o arkadaşlarım çok destek oldu ve o dönem birçok kişiye ulaştı. 3 gün içinde o zaman 30-35 bin. İmza toplandı ve basın ilgisi de öyle başladı davaya. Şimdiye kadar ben onu hep devam ettirdim. Çünkü gerçek bir sonuç çıkmadı ortaya. 350 bin imzaya kadar geldik. 8 yıldır süren Türkiye'deki ilk açılmış kampanya ve en uzun süredir devam eden kampanya. Ve şu anda otizm değil tüm çocukları kapsıyor benzer konuları olan ve tüm topluma hitap ediyor. Biz çünkü ona hitap ettik olmadı, öbürüne hitap ettik olmadı, daha geniş meclise hitap ettik sonra falan olmadı. Dedik ki şimdi Türkiye'nin güzel insanlarına hitap edelim en iyisi. Bir milyon imza toplanırsa onlarla ne yapacağımıza hep beraber karar veririz. O zaman Change.org'da evet Change.org'da nasıl bulabilirler? Türkiye'nin güzel insanları diye yazdıkları zaman çıkacak. Tamam. Türkiye'nin güzel insanları. Evet, ya da benim adımı yazacaklar bir şekilde. Tamam, buradan da izleyicilerimize duyurmuş olalım. İnşallah. Belki son önemli ve buna da değinelim dediğiniz bir mesele varsa. Yani lütfen. Evet annelerin, özellikle annelerin diyorum, babaları bir sonraki şeyde sayabileceğim. Çünkü gerçekten çocuk doğduğunda da böyle oluyor. Sizin göğsünüze yatırıyorlar. Böyle bir şey var yani sıralama. Tanıyı alır almaz mutlaka ama mutlaka bir psikiyatriste, bir psikoloğa ya da bir yani birine danışsınlar ve içlerini döksünler. Ben kendimden biliyorum bir süre ihmal ettim ve o benim için çok zor oldu sonradan telafi etmek bunu. Biz tabii ister istemez güçlü olmaya çalışıyoruz. Çocuğumuz için hemen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beni arayan yeni tanı alan annelere ben hemen böyle ödev gibi sıralıyorum. Biraz da baskı yapar. Önce diyorum kendine ilgili bir şey yapacaksın. Hemen. Anlat bakayım biraz anlatıyor. Diyorum ki bak şu şundan bu bundan. Hemen lütfen gidiyorsun. Yani ne olur çocuğunuzun tanı almasını bile beklemeyin. Risk doğduğunda baktınız size bir şey olabilir diyorlar. Hemen lütfen gidip biriyle görüşün. Ve kendiniz için bir şeyler yapmaya başlayın. Aynen uçakta olduğu gibi maskeyi önce kendimize ondan sonra çocuğumuza takmamız gerekiyor. Bunu kendime de söylüyorum. Evet, bu çok çok değerli bir şey ama tabii genellikle de şu ön plana çıkıyor. Yani yoksul ya da ekonomik olarak sıkıntısı olan aileler kime gidecek, kime danışacak? Bize gelecekler. Size de gelecek. Biz bu onun için bir size dernek kurduk. Size başvurabilirler. Evet biz gönüllü olarak bazı annelere bu yardımları yapmayı ya başladık. Sistematik hale getirmeye çalıştığımızda ikinci seanstan sonra çoğu gelmiyor. İyi peki yani çünkü, fayda evet. görüyorlar. Hayır. Nasıl? Yani bizde şimdi beni tam da anlamıyorlar. İşte ama yani bu konuya ciddi bir tabu şeyi var. Yani gidip anlatmak istemiyoruz. Belki bilmiyorum. Söz meselesi değil mi? Konuşmak da. Konuşmak yani bu tür örgütlerde yer almak bile iyileştirir.
aa benim yaşadığım o da yaşıyormuş, onun yaşadığını ben de yaşıyormuşum vesaire. Hani o yalnızlık duygusundan kurtarabilir. Yani illa tedavi vesaire gibi bir şeyden. Ama bir dayanışma istiyor. Bir dayanışmadan bahsediyorsun. Ya da bizi anlat. Mesela dernekteki yönetim kurulundaki arkadaşlarımı anlatıyor. Ve özellikle de anlatmak, bizi anlatmak istiyor. Çünkü sizin anlayacağınızı evet, biliyor. Evet, damdan düşen anlar beni ama diyor. Ama tabii çok büyümesi tehlikeli olabilir. Çünkü evet, bu bir güç yani. Haline gelmeniz anlamına gelir ki kapatırlar falan. Çok da büyümüyor. Öyle bir şey olmaz. Yok artık. Daha neler diyeceğiz ama başka alanlarda örneklerini gördük. Çocuklarla çalışan elimizden başka birisi gelmiyor. Evet, buradan da söyleyelim. İstanbul Otizm Gönülleri Derneği'ne başvurabilirsiniz. Eğer evet. Bu konuda da kafanıza soru işareti yaşadığınız bir takım zorluklar ve yani herhangi bir dertleşme içinde belki. Şimdi belki işte grup terapileri yapmak mümkün olabilecek. www.otizm.info bizim internet sitemiz, tamam. Ve sosyal medya hesaplarımızdan da İstanbul Otizm Gönülleri Derneği bu şekilde ulaşabilirler. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sedef ediyorum. Erken ve Agi efendim. Aydın programa katıldığınız için, değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Davet evet, ettim. Söz bizim bu hafta da sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere.